Assalomu alaykum. Flutter kursining 2-darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsda biz Flutterda material design, colors, sizes, shape va decorationlar bilan tanishamiz. Material design haqida gaplashsak, material design mobil ilovalar yaratishda user interface'ni qurishning standartlari hisoblanadi. Bu standartlar haqida biz quyidagi saytdan ma'lumot olishimiz mumkin, ya'ni material.io. Material.io saytidan barcha standartlar bo'yicha kerak bo'ladigan barcha narsalarni topish mumkin. Mana bu yerda masalan komponentlarni ko'rsatib qo'ygan. Nima bo'ladi? Appar masalan tepada qanday borishi, masalan yangicha standartlar bo'yicha ona qayrilgan, qanaqadir yana ranglar yoki mana bu yerda komponentlarni ko'rishimiz mumkin. Oddiy button oladigan bo'lsak, material design standarti bo'yicha quyidagicha masalan ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Yoki yana bu yerlarda nimalar topish mumkin? Demak, material dizaynda demak Android, iOS, Web va Flutterda ham demak mavjud ekan. Demak, biz ham Flutterda material dizayndan foydalanamiz. Siz bu yerda kirib, material dizayn standartlari qanaqa, qancha o'lcham berish kerak, yondan qancha, tepadan qancha bo'lishi kerak, mana shular haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Keling, ishni boshlaymiz. İşte, demak, birinchi demak ortiqcha kodlarni o'chirishdan boshlaymiz. Biz home page kerak emas. Buni o'zimiz alohida yaratamiz. Kommentariyalar ham kerak emas. Bu dasturchiga birinchi kirganda yordam sifatida yozib qo'yilgan. Demak, home ni ham o'chiraman. Va biz bu yerda doimgidek bitta paket yarata olamiz. Nomini screens deb qo'yaman. Xohlasangiz, siz page deb qo'yishingiz mumkin. Men screens deb qo'yaman va birinchi screenimni yaratishga harakat qilaman. Main screen. Dart fayl yaratdim va unda stateful widget yarataman va nom beraman. Main screen. Demak, qo'ydim. Buni import qila olamiz. Demak, materialni import qilamiz va bu yerda o'shani chaqira olamiz, ya'ni main screen. Main screen. Demak, chaqirib oldik. Aynan ishlatishdan avval biz bu yerga scaffold ni o'rnatamiz. Va appar beraman. Xo'sh, va bitta bodysiga container o'rnata olaylik. Demak, color berib qo'yay hozircha. Colors. Tochka. Masalan, green berayman. Va bir marta kompilyatsiya qila olamiz. Va shundan so'ng hot reload ishlatsak bo'ladi. Demak, bizda apparimiz, demak, user interface ning mana tepadagi qism hisoblanar ekan va body uning pastida mana yashil rangda belgilanib turibdi. Keling, bugungi darsda biz mana shu nimalarda ishlatiladigan barcha widgetlarda ishlatiladigan asosiy maydonlari, ya'ni colors, shape va decorationlar haqida o'rganar ekamiz. Ishimizni UI chizishdan boshlaymiz. Demak, keldim men bitta example ola olaman. Demak, example'im bitta mana shu yerda bitta paket papka yarataman. Images degan. Va bu yerga o'sha chizmoqchi bo'lgan UI'mizni tashlaymiz. Demak, tashladim. Keling, mana shu ikkinchisini chizishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, bu yerda juda qiyin bo'lmagan elementlar mavjud. Demak, bitta rasm bor ekan, tekstlar va to'rtta kart bor ekan. Har xil rangda. Mana shular orqali biz decoration va shape'larni o'rganishga harakat qilamiz. Demak, birinchi qiladigan ishimiz apparni, demak, bizda bu yerda appar qanaqadir z to'yiq bo'yicha ozgina tepaga siljigan. Bu siljitishni biz elevation orqali qilamiz. Mana shuni elevationni men hozir o'zi standart 1 bo'ladi. Mana shuni 0 ga tushirib qo'yaman. Elevation 0. Demak, 0 qildim mana. Demak,
badiiy bilan bir xil balandlikda bo'lib qoldi, ya'ni z o'qi bo'yicha. Demak, bizda qaraydigan bo'lsak, bu x o'qi, bu y o'qi, demak bunisi tepaga nima ko'tarilishi z o'qi hisoblanar ekan. Ana bu yerda rang ishlatilgan. Bu rangni bilish uchun man programmani ishlataman. Bizda ColorMania degan programma bor. Mana shu orqali sizlarga tashlab qo'yaman. Sizlar ham ishlatishlaringiz mumkin. Demak, rangini oldim. Demak, bu yerda rang 16lik sanoq sistemasi bo'yicha hashlab berilgan. Bu hashni biza color obyektiga o'zgartirishimiz kerak. Color obyektiga o'zgartirish uchun tayyor hech qanaqa metod yoki widget yo'q. Shu uchun man bitta funksiya yasab olishga harakat qilaman. Demak, man bu yerda bitta papka yarataman. Utils degan. Demak, utils demak, yaratdik va bu yerga bitta klass yarataman. Dart fayl, ya'ni uzr kechirasiz. Demak, dart faylini masalan my methods deb qo'yib qo'yaman. Methods. Bu yerda bilamiz. Demak, bu yerda demak metod yozsak ham bo'ladi yoki klass yozsak ham bo'ladi. Demak, men bitta metod yozib qo'yaman. Ya'ni bu nima uchun bu yerga yozganman? Istalgan screen'dan buni chaqirib bemalol ishlatishim uchun. Demak, mana demak biz hoş color'da import qilsak, materialdan import qildim va bitta metod yozdim. Demak, bunga biz uni demak biz bunga string kodini bersak, bu bizga demak color obyekti qaytarar ekan. Demak, shuni chaqirib ko'ramiz. Birinchi abbarga rang beraman. Demak, rang berish bizda background color bilan amalga oshiriladi. Demak, background color deymanda get color from hash. Mana demak, bu yerga men string kodini berishim kerak. String kodini haligi programmada olamiz. Mana olib qo'ydik. Nusxa olaman va bu yerga tashlayman. Demak, tashladim va bir marta Ctrl S'ni bosib saqlanib qolaman yoki mana bu knopkani bossak ham bo'ladi. Xohlasangiz uni bosing, xohlasangiz saqlanib qoling. Va buni body'si ham xuddi shu rangda bo'lishi uchun. Demak, color'ga demak xuddi shu narsani nusxaga olib ko'chiraman. Demak, уже tushunib oldingiz, bu color bu istalgan obyektning orqasiga rang berish uchun ishlatiladigan maydon hisoblanadi. Bunga siz color obyektini bersangiz, o'sha rangda kirib qoladi. Demak, men hozir xuddi shu rangimni qayta takrorladim mana. Demak, bir xil bo'ldi. Ana endi UI'mizga e'tibor bersak, o'rtada My Wallet degan so'z bor ekan. Demak, o'rtadan chiqarishimiz uchun apparda quyidagi maydonga true qiymatini berishimiz kerak. Ya'ni center title degani. Mana shunga man true bersam, demak bu yerda o'rtaga keldi va UI bo'yicha My Wallet deb yozilgan ekan. Demak, men ham yozib ko'raman shuni. My Wallet. Sakladım. Demek hud düşünürse oldu. Hoş. Demek bizde ben bir yokta demek kadarış ve çapta kaçış var ya. Biz kelim. Ben şunu koyup kuramız. Hoş. Bunu koyuşumuz için ne kuramız? Bunu koyuşumuz için demek bunlarını yoktur. Hazırca halak vermesin. Demek bunu koyuşumuz için biz bitti. Demek actions'tan foydalanışımız gerekiyor. Actions ne demek? Yani kelin birinci ben bu debug'da flag'ını alıp taşlayalım. Bunu alıp taşlayışımız için debug show ticket mode'ge false de koyuşumuz kifoya. Koysam yok oldu. Hani indi hoş, app actions degen maydondan foydalanma bu nima qiladi? Bu yerda biz mana shu app'larda har xil knopkalar yoki o'sha iconlar chiqarib o'shani bosganda qanaqadir harakatlarni amalga oshirishimiz mumkin. Hozircha menga bittagina nima kerak edi? Xo'sh, ismini chiqarib qo'ydim. Xo'sh, bizga bitta qidirishda iconi kerak ekan. Demak, yozamiz. Demak, bizga kerak bo'ladi hozir icon button degan icon button degan widget bor. Bu nima edi? Icon button rasmli knopka. Ya'ni rasm qo'yishimiz va uning onPressed metodi mavjud bo'ladi. Demak, iconga biz
icon koyamız. Yani mavi widget özünü standart paketin içinden bizge harhal imajlarni chiqarib beradi. Mesela ben bir yerden nom bo'yicha yozsam bo'ladi. Mesela search desem o'zi ana bizge chiqarib berdi. Search deyman. Va buning onPrested metodi bor. Keling onPrested ga nimadir yozib qo'yaylik. Demak bu void metod qabul qiladi va bu yerga keling nimada print qilib qo'yamiz. Print masalan searching iconni ham joylashtirib oldik. Endi keling bir marta saqlanib qilamiz. Saqlanib qildim va mana bu yerda dizayndagi kabi mana bu yerda qidiruv ikonkasi paydo bo'ldi. Ana endi keyingi qiladigan ishimiz uning body qismini qilish. Ya'ni body qismida biz elementlarimizni joylashtirish uchun kolumndan foydalanamiz, ya'ni horizontal paralel ravishda joylashtirishimiz uchun. Keling shu narsani qilishni boshlaymiz. Demak, konteynerimizda childiga bitta kolumn beramiz va uning children metodini ishlatamiz. Ya'ni buni ichiga biz bir necha widgetlarni berishimiz mumkin. Demak, bizni birinchi widgetimiz bitta image joylashtirishimiz kerak va u round, ya'ni aylana bo'lish kerak. Demak, bu uchun biz circle avatar degan tayyor demak, tayyor widgetimiz bor, o'shandan foydalanamiz. Demak, mana berdik va buning xo'sh background image degan maydoni bor. Ya'ni background color bersak rang beradi, image bersak rasm berish mumkin va bunga demak rasmni xohlasa internetdan chaqirishimiz mumkin. Masalan, kelajakda qanaqadir proyektlar qilsalaringiz yoki hozircha biz assetga bitta rasm qo'yib, shundan chaqirtirishimiz mumkin. Men mana bu imagesga bitta rasm tashlayman. Va bu rasmni ko'rishimiz uchun biz PubSpec YAMLga buni yo'lini ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keling, men keraksiz kodlarni o'chirib tashlay. Mana bu o'chiraymi? Demak, mana bu yerda o'zi har xil example ham berib qo'ygan. Shu yerdan qarasak ham bo'ladi. Demak, mayli, men example'larni o'chirib tashlay, o'zim boshdan yozaman. Demak, biz rasmni chaqirishimiz uchun quyidagicha yozamiz. Demak, asset deymiz. Assets. E'tibor beringlar, kichkina yozish kerak. Assets va 2 nuqta qo'yamiz va papkamizni yo'lini ko'rishimiz kerak. Chiziqcha images deb yozamiz. Images va bitta slash belgisini qo'yamiz. Ya'ni images papkasidagi barcha fayllarni ko'rsin deb qo'yamiz. Keyin bu ishlashi uchun biz bir marta pub get deb yuklab qo'yishimiz kerak. Ana yukladik. Mana shu yerda e'tibor beringlar, agar sizlar qanaqadir profillarga adashsalaringiz, bu yerda xatolik berishi mumkin. Har doim qanaqa bo'lish kerak? Assetdan oldin har doim chaqirganda bitta tab tashlanishi kerak va bu yerdan ham bitta tab va mana bundan keyin ham bitta tashlanishi lozim. Shunda yanimizda hech qanaqa xatolik bermaydi. 0.4 sekund deb yuklandi. E'tibor beringlar, har doim mana bu yuklanish lozim. Kutib qo'ymasligi kerak. Xo'sh, yukladik. Ana endi background imagega rasm berishimiz uchun xo'sh, biz asset imagedan foydalanamiz. Demak, asset image. Ana, demak asset image deb bu yerga yo'lni berishimiz kerak. Ya'ni yo'limiz images va slash avatar .jpg. Ana, berdik va keling ishlatib ko'ramiz. Ctrl S qildim. Demak, bizda mana. Demak, hozircha kolonimiz nimani rasmimizni endicha, demak, joylab oldi va manbarimiz bo'sh bo'lib qoldi. Keling, bularni to'ldirishga harakat qilamiz. Ana endi e'tibor bersak, bizning circle avatarimiz mana, demak, dumaloq nima shaklga kirib oldi. Endi domini ko'ramiz. Demak, undan pastda ikkita tekst bor ekan. Hozircha e'tibor bermay turinglar, domini qilganimizdan so'ng bu yog'ini ham to'g'rilashga harakat qilamiz. Xo'sh, bundan so'ng bizga nima kerak bo'ladi? Bunga bizga ikkita tekst kerak bo'ladi. Demak, tekst deymiz.
var olmadı. Demek ki tekstimiz gereği buladı. Ve bunun içine demek bitti. Nom yaşımız gerekiyor. Demek Janice Butler. Demek biz de ortakça screenlerini uçuramız. Janice Butler. Demek Janice Butler. Demek verdik. Sahneye tıklamız bana yazıldı. Aynı gereği bu yerde bizde tekstimiz demek kalın rock ve ok rengi böyle yaptı. Demek bunu kılışımız için bizge style degen maydon kereği buladı. Bu maydonga text style degen widgetti işletiş orkali kıymet veremez. Demek bunun içi de bir neşte maydonlar var. Text style degen mesela font weight bölge versek mesela font weight bunu bırak. Bold kısak kalın normal kısak doyum ki deyip var. Uşa kalınlıkta harxil dereceler var. Ha, hozircha bold işletemem. Ben bold dedim işletsem oldu. Ana endi. Keyingisi. Color. Yani bu rang veriş. Bunga bize mesela standart colors degen class var. Şunun içinden tanlaşmamız mümkün. White deb. Ha, verdik. Ve razmerini hem görüşümüz mümkün. Bunga biz size orqali qiymat beramiz. Yani font size. Berge, ben 18 beraman. Demek işletse bana. Oşa yaptı. Ana endi, keyingisi. Yana bitta bor ekan. Demek bunga ham xuddi shundan nusxa olaman. Ama e'tibor beringlar, qiymat berayotganda virguldan so'ng keyingi widget yozishlaringiz lozim. Hoz widget berdim. Demek sahrayt qildim. Xuddi o'shanaqa, faqat bunga rangi endi bu bold emas, normal. Xohlasangiz o'chirsangiz ham yozsangiz ham bir xil qiymat beradi. Normal va white mas gray. Demek qiymat berdik va bunu 14 qilib qo'yamiz. Demek mana o'shanga o'xshadi, faqat ikkovining orasida qanaqadir masofa bor. Ana endi biz circle avatar va text orasida masofa hosil qilishimiz uchun bir nechta usul foydalansak bo'ladi. Xohlasak buni boshqa bir element ichiga tiqishimiz mumkin. Ya'ni qaysi? Padding degan element bu. Bu ikkita element orasiga padding, ya'ni masofa qo'shish imkonini beradi. Masalan, hozir bu yerda padding deyapti va buning bir necha xususiyatlari mavjud. Bunga biz edge insets degan widget orqali beramiz. Bunda only all degan maydonlar funksiyalari bor. Masalan, all qilsak 4 ta tarafga ham beradi. Bizga hozir only kerak, ya'ni faqat tepaga. Tepaga men masalan 16 beraman. Demak, bo'ldi. Ey, bunga ham kerak ekan. Keling, bunisini boshqacharoq qilamiz. Xohlasak, mana bu yerda sized box degan widget bor. Bu nima qiladi? Bu xuddi konteynerga o'xshaydi. Bunga ham child berishimiz mumkin. Bundan siz ikkita widget orasida masofa saqlash uchun ishlatishingiz mumkin. Masalan, weightiga men bunga 8 berib qo'yaman. 8 berdim, o'xshadi. Ana endi xo'sh, kengilariga o'taylik. Keling, men bu circle avatarimiz ozgina kichkina bo'lib qolgan, shuni sal kattalashtiraman. Bu uchun radius deymiz va keling, radius keman taxminan 50 beraman. Demak, 50 bersam quyidagi ko'rinishga kelib qoldi. Xo'sh, bu yaxshi. Ana endi demak, biz birinchi demak circle avatarimizni qo'ydik, ikkita tekstimizni qo'ydik. Demak, tekstlarimizni qo'ydik va bundan so'ng biz quyidagi 4 ta kartdan kart qo'yishimiz kerak. Hozir buni qanday qilamiz? Kelinglar, buni biz demak, ikkita row va ikkita kolumn orqali yozsak ham bo'ladi, lekin men buni boshqacharoq qilishga harakat qilaman. Buni qanday qilamiz? Buni demak, grid view degan bir widgetimiz bor, shu orqali qilishga harakat qilaman. Grid view ni demak, keling, avval qilaylik, keyin ko'ramiz. Demak, grid view. Grid. Demak, grid view deyman va buning ichida quyidagi maydonlar bor. Demak, grid view desam, demak, primary degan maydoni bor. Hozir bilan har birtasi bilan alohida-alohida tanishib chiqamiz. Demak, padding beramiz ozroq. Demak, deymizdan all. Xo'sh, 20 padding bersak bo'ladi. Keyingisi demak cross
Axis. Ha, mana bu yerda sal adashibman. Grid view. To'rt xil ko'rinishi bor. Shundan biz count'ini foydalanamiz. Ana endi, demak, count'ini foydalandik. Ana endi cross axis count. Bu nima degani? Ya'ni grid view'miz, grid nimaligini tushuntiradigan bo'lsam, bu setkaga o'xshaydi. Ya'ni setkada nechta katak va nechta qator va nechta ustunligini aytishimiz mumkin. Masalan, mana bu yerda cross axis count deb 2 ta deyman. Ya'ni bu yerimizda 2 qator tushgan. Shuning uchun 2 deyman. Ana endi cross axis spacing degani bor. Bu iki ona orasida qancha joy tashlash. Keyingisi main axis spacing. Bu esa demak bittasi parallel bo'lsa, bittasi vertikal bo'lsa, bittasi gorizontal joy tashlaydi. Keyin asosiysi children degan metod. Demak, children degan metodga biz o'sha qurmoqchi bo'lgan UI'larimizni widgetini yasashimiz mumkin bo'ladi. Demak, man hozir bu yerda hech qanaqa to'rtta qilmayman. Bittagina widget yasayman va unga qiymat bersam, o'zi to'rtta qilib alohida qila oladi. Keling, bir marta ishlatib ko'raylik. Hozir ishlatsam, demak, bizda qanaqadir xatolik berdi. Ya'ni renderda qanaqadir xatolik bor ekan. Demak, biz nima qilishimiz kerak? Grid view'ni joylashtirishimiz uchun, ya'ni biz bu yerda demak bitta image va ikkita tekst joylashtirdik va qolgan joyi to'liq demak kart bilan joylashtirishimiz kerak. Grid view'ni demak quyidagicha o'tgan darslarda tushuntirganimda expanded degan widget bilan o'rab olamiz. Bu nima qiladi? Ekranning qolgan qismi bilan to'ldira oladi va mana endi biz xohlagan ko'rinish bizga keldi. Endi buni ichiga kartlarni joylashtirishni boshlayman. Bitta konteyner yarataman. Demak, konteyner yaratdim va buni ichiga ana endi demak child'dan berishni boshlayman. Demak, bu yerga qarasak, ikkita text va pastida ham bitta text bor ekan. Keling, shularni qilishdan boshlaymiz. Va buni ichiga demak ketma-ket text berishimiz uchun demak kolumndan foydalanaman. Va uni kolumniga demak birinchisi demak text bo'ladi. Demak textiga demak euro ekan. Euro. Xo'sh, bir marta sahnaga qilib ko'raman mana. Demak, buni hozircha orqasida hech qanaqa rang, hech narsa ko'rinmayapti. Buni qilishimiz uchun demak konteynerda xususiyatlardan foydalanamiz. Ya'ni qaysi xususiyati? Demak, decoration degan maydonga biz qiymat berishdan boshlaymiz. Demak, bu yerga man xuddi o'sha ko'rinishda qiymat berishim uchun demak box decoration dan foydalanaman. Demak, box decoration. Demak, box decoration'da color deymizdan. Demak, rangini olishimiz uchun color mania'dan foydalanamiz. Mana rangini oldik. Saqlanib qildik va yozgan metodimizni chaqira olamiz va ichiga hash kodni beramiz. Saqlanib qilaman. Demak, bu yerda nuqta virgul emas. Virgulni o'zi qo'yish kerak. Mana. Demak, bizga to'rt burchak shakldagi nima hosil bo'ldi. Ana endi bunga man radius berishim lozim bo'ladi. Demak, radius berishim uchun box shadow degan maydoni bor. Xuddi mana shu narsaga demak qiymat beramiz. Demak, bu ham bitta ana list qabul qiladi. Bir nechta widgetlarni. Shu yerga man box widgetini beraman. Box shadow widgetini beraman. Bunga rang beraman. Demak, get color qilamiz. Get color qilib, demak, bunga qanaqa rang berishimiz mumkin? Bunga xo'sh. Keling, tayyor kodlar palitrasidan olaylik. Bunga seri rang beraman. Ya'ni bu soyasini hosil qiladi. Точка gray. Mana berdim. Ana endi buni berganimdan so'ng buni offset degan metodi bor. Offset nima qiladi? XY o'qi bo'yicha soya qanchalik borishini ta'minlab beradi. Bizda hozircha soya qo'shishimiz shart emas. Buni sizlarga keyinchalik ishlatishlari uchun ko'rsatib ketaman.
Bizge fakat yine bir de blue radius diye yani kere bulalım. Önce ben 5 ver ama. Demek sakrayan kılsam. Hani indi. Demek bunu ya kana kadar bana soya dedi narsa hasıl oldu. Demek silah hokla gence 50 verseleriz. Hokla gence bir iş lazım mümkün. Hazırca bunu ya ben 0 tutturamam. Çünkü bizge dizaynımızda iki yapı çıkışı için bunlar şart demez. Hani indi border radius degen maydanını çakıraman ve bu yerge border radius ne çakıramız ve bunu hoş bu ayıp ötkendik only all vertical degen metodları var. Şundan biz all işletemiz çünkü her bir tarafta radius buluş gerek ve içine radius yazamız radius toçke kanaka radius elliptical mı yoksa circular bizge circular yani ut aylanaya gerek demek içige 30 lira ama siz hoşla gendi kıymetli verirsiniz mümkün var bu olsa hani bizge demek dizayndaki gibi korunuş gibi çıktı hani indi demek içine toldırış kutaylık hani indi içige yana bir tekst ver ama demek o adaşık etimiz bana bir oka veriş gerekiyor hoş konteynerimiz bana çaldığımız gibi yana bir tekst verişimiz lazım demek. Demek sahranet kılsam bana. Demek biz getirdiklerimiz demek ortadan pardon ortadan bu kaldı. Şimdi bunu çetten kılışımız için ne yapalımız? Bugün ya utken derslerde gösterildiğinde cross alignment ke stretch veriyoruz. Yani tuğluklu gitçe ovalamız. Bana demek ben bir de Flutter Inspector diye yok olsaydı bana. Demek biz tuğluklu gitçe oldu ve çap taraftan tekislendi. Şimdi bunu biz margin verişimiz lazım burada. Hoş bunu kanaya kılalımız. Ve bunu iki erkenimizde kolumunumuzda margin verişimiz için hoklasak padding ile uğraşımız mümkün. Yok ki hoklasak kolumun beri içine margin yazı. Uzak kolumun deyip demek bunu container ile uğraşalımız. Ve demek margin versek burada. Margin bilan padding'ni tushuntiradigan bo'lsak, margin bu bitta elementning tashqi element bilan o'rtasidagi masofa deb tushunsak bo'ladi. Padding deb yozadigan bo'lsak, padding bu ikkita elementning bitta elementni oladigan bo'lsak, masalan text oladigan bo'lsak, shuning child bilan o'zining orasidagi masofa deb tushunishimiz mumkin ekan. Demak, buni sodda qilib tushunadigan bo'lsak, yana bitta sizlarga qo'shimcha narsa tashlayman mana. Demak, hozir elementimiz mana qora deb aytadigan bo'lsa, demak padding uni ichiga nisbatan siqish ekan, margin esa tashqarisidan siqish hisoblanar ekan. Demak, biz hozircha margin ishlatsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, adjacent all deymizdan margin berishimiz uchun demak men masalan 16 berib ko'raman. 16. Xo'sh, UI'mizdagi kabi, xo'sh, qo'shishimiz lozim ekan. Demek 24. Demek margin beri olduk. Demek 1 marta sahranı tıkıyoruz. Demek dizaynımızda kabul oldu. Anında bir de renklerini özgürtirmiş oldu. Demek renklerini özgürtirişimiz için doyum ki de demek style'dan faydalanmamız. Text style veremem. Demek style. Ve bir de color'a colors. Touch'a white. Neyse hangi kısım demek bolde. Bunu sizin ham kudu şeşit kılama. Demek ne kadar işlem yaptı. Ha. Demek ben color'da bunu çıkamaz. Demek ben style'dan buraya koşu bir şey gerekiyor. Demek sakın kılın. Demek iki oyam ok renge girdi. Şimdi hozircha men vaqt qisqartirish uchun to'liq xuddi shunga o'xshatishga harakat qilmayman. Xo'sh, mana shuni o'zanaman. 4 marta nusxa olib qo'yaman. 2, 3, 4. Uzr. Chalt qilma. Demak, men bu yerdan boshlab to'liq konteynerda nusxa olishim kerak edi. 2, 3, 4. Demak, nuqta bilan ajratib chiqamiz va saqlanib qolamiz. Demak bizga xuddi o'sha dizayndagi kabi 4 ta paydo bo'ldi. Endi bu yerdan ranglarni to'g'irlash qoldi xolos. Demak,
aramızdayan renklerini olamız. Demek sahrenit demek. Ya bunu sıraya demek sahrenit kalama. Bu Bunları yakam. Kuduş uzaylı renklerini verip çıkamız. Demek bu game rengini veremez. Ne? Bak ahırkisi. Ortakçası ortaşın. Bana kuddu, bana şu dizayndaki kabuğa dizayndaki kabuğu olmasa ham kuduşun yokşaş, hosul böldü. Fakat manberde itibar verişimiz gerek. Demek bizde manberde kana kadar soya verilgen ve bu zeto kubu içi kurtarılgen dek tüyü yaptı. Bunu kılışımız için demek avatar götümüz ve bunu kart degen widget var. Bana şu bulan wrap kılı olamız. Yani orab olamız. Demek ben kart bilan o'rab olaman. Çünkü kartning elevation degan xususiyati bor. Masalan, unga men 8 beraman. Mana bersam, orqasi oq bo'lib qoldi. Demek to'rtburchak oq bo'lib qoldi orqasi. Buni nima qilamiz? Buni yo'qotishimiz uchun bizga nima qilishimiz kerak? Kartni ham orqasiga radius berishimiz va rangini transparent qilishimiz lozim bo'ladi. Ya'ni transparent rangsiz degani. Xo'sh, buni qanday qilamiz? Buni qilishimiz uchun kartning shape degan maydoni bor. Mana shunga biz qiymat berishga harakat qilamiz. Bunga nima qilaman? Men rounded rectangle border degan widgetdan foydalanaman. Buni border radius degan maydoni bor. Bu maydonga xuddi xo'sh, nimada berganimizdek kabi shundan nusxa olaman. Demek, xohlasam bundan nusxa olaman. Keling, şunu boshqatdan o'zim yozay. Tushunarli bo'lishi uchun. Demek, border radius. Demek, border radius. Demek, xo'sh, bizga border radius točka circular degan metodini chaqiramiz va unga 50 beramiz. Demek, orqasiga o'tib oldi va bizda ham xuddi Z to'qi bo'yicha ko'tarilgan shaklni berdi. Demek xuddi mana shu kabi bo'ldi. Ana endi xohlasak o'zi ko'rinmay qoldi. Agar sizga rangsiz nima shakl kerak bo'ladigan bo'lsa, buning trans color degan maydonni chaqirishimiz kerak bo'ladi. Demek color desam, colors-da demek transparent degan demek rang bor. Shuni bersak, to'liq orqasidagi soyasi ham yo'q bo'ldi. Demek bugünkü demek qiladigan ishimiz mashlardan iborat edi. Demek biz sizlar bilan hozir xo'sh, darsimiz boshida aytganimizdek, material dizayn, ranglarni berish, o'lchamlarni, shape va decorationlar haqida umumiy tushunchalarga ega bo'ldik. Bugungi o'tadiganlarimiz shulardan iborat edi. Sizlarga vazifa sifatida quyidagilarni beraman. Xo'sh, mana bu yerda homeworks degan papka ochamiz va bu yerda sizlarga Color Mania dasturini tashladim va bu yerda bir nechta tasklar bor, ya'ni dizaynlar. Sizlar mana shularni o'zlaringiz uyda qilib ko'rishlariga harakat qilib ko'ringlar. Demak, bugungacha o'tilgan mavzular bo'yicha bemalol bilan qilishlaringiz mumkin hisoblanadi. Xo'sh, bugungacha o'tadiganlarimiz shu. Xayr, sog' bo'ling.